Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Fındık Kale'deyiz. Bülent abi var. Sağ tarafta Bilal abi var. Bir de yanımda Berkay var. Merhaba Bülent abi. Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Sağ olasın. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim abi. Şimdi Fındık Kale'nin yazıhanesinden otobara gidiyoruz. Kaç yıllık kaptansın Bülent abi? Abi otobüs olarak 3 yıllık. Ancak büyük araç olarak 25 senedir bu işin içerisindeyim. Ancak daha önceden tırdan gelmiyorum. Yani tırdan gelmesi evet, yani. Evet, tırdan gelmeyi. Yani peki abi arasında çok fark var mı? Tırcılıktan otobüsçülüğe geçilebilir mi? Şimdi iki çeşit şık var abim. Bir tanesi tırcılık tamamıyla sabır bir meslek. Yani sabrın varsa tırcılık yapabilirsin. Sabrın yoksa tırcılık yapamazsın. Ancak otobüsçülük öyle değil. Otobüsçülük bir ay sonra nereye gideceğini biliyorsun. Tırda genel anlamda yatmayla geçer. Yollarda, kapılarda. Ne bileyim, ülkelerde boşaltmış olduğun yüklerde, gümrüklerde, tırcılıkta böyle. Ama otobüsçülükte buradan bir ay sonra ben nereye gideceğimi söyleyebilirim. Yolcuma da söyleyebilirim, yazaneme de söyleyebilirim, evimdeki eşime de söyleyebilirim. Yani onun arasında öyle bir fark var. Şimdi abi bize sektörden beklentilerin veya sektörün nereye gitti ya da senin yaşamış olduğun sıkıntılardan bize bahsedebilir misin abi? Tabii. Şimdi değerli arkadaşım, her şeyden önce bu sektörün sahibi kim olduğunu söylemeniz gerekir. Kimdir bu sahibi? Şimdi otobüsçülük camiasının sahibi. Yani tırcılıkta Uluslararası Sürücüler Nakliyeciler Derneği var. Ne bileyim şoförler cemiyeti var. İşte Uluslararası Sürücüler Derneği var. Var da var mesela, ama otobüste bana bir tane bu otobüs camiasının sahibi şudur diye bir başkan, yetkili, müdür neyse birisini gösteremez. Bu ortam, bu camiada hiçbir tane arkadaşım çıkıp da ben bu işten memnunum demiyor, ancak herkes çalışıyor. Birinci şık, biliyorsunuz ki İstanbul Otogarı göz bebeği olan bir yer. Türkiye'nin İstanbul'u dünyada hiçbir memlekette olmayan bir yer. Yani hiçbir memlekette, ben bugün arabaların gitmiş olduğu, bütün ülkelere gittim daha önceki yapmış olduğum meslekle alakalı. Ama bir İstanbul bir tek burada var, başka bir yerde yok. Şimdi otogara gireceğiz. Bütün Türkiye değil dünya izlesin. Benden her gün bir kişi de alsam, 46 tane yolcu da alsam 105 lira para alıyor bana. Sadece giriş çıkış anlamında söylüyorum bunu. Yani şimdi ben oraya gireceğim, 6'da çıkacağım. Benden 5 lira polis parası alınacak, 100 lira otogar parası alınacak. Bana bunu izah edebilecek bir kimse var mı? Bu 100 lira aldığında bana vermiş olduğu hizmet nedir? Artı burada tamirhaneler, park sorunları, ne bileyim sana, yani ne kadar gozma polit, ne kadar şey insan varsa, böyle hiçbir şeye yaramaz, vasıfsız eleman varsa eline tornavida alan çıkmış, bir vida sıkan 50 lira ister, bir ampul değiştiren 50 lira ister, ampul 5 liradır 45 lira değiştirmesini ister. Elinden gelmiyorsa tabii ki, bizim şükürler olsun ufak tefek elimizden o tür şeyler geliyor. Gidiyorsun Ankara'ya, Ankara keza aynı. Gidiyorsun İzmir'e, İzmir aynı. Biraz önce yine arkadaşlara da anlattım. Bu ülkede sadece otogarların hepsinde lavabo ücreti, şoförlere de oradaki gezen halka da ücretli. Ancak bir tek ücretsiz olan Eskişehir var. Yani bu neden kaynaklanıyor? Eskişehir zarar mı ediyor da İstanbul kar ediyor? 16 lira otogar parası alıyor. Oradan da 20 tane yolcu alıyorsun gün geliyor. Oradan da 50 tane yolcu alıyorsun, 45 tane yolcu alıyorsun. Ama buradan 16 lira ödüyorsun, buraya 100 lira ödüyorsun. Samsun otogarı bugün tamamıyla keşmekeş olmuş. Samsunlar İstanbul'a 50 liraya bilet kesiliyor. Samsun'un otogarı 88 lira. Böyle bir şey yok. Bu bir soygun. Ama bunu az önceki dediğim gibi bana bir tane sahibini gösterebilecek misiniz? Var mı bildiğiniz? Yani bu otobüs camiasının sahibi, sektör de sektörün sahibi kim? Herkes der ki Galip Öztürk. Ya Galip Öztürk'se bu adamın da arabası yok mu? Bunun karı var da biz zarar mı ediyoruz? Yoksa yani bu kişiye özel mi şey var? Yani hizmet var bu ülkede. Gidin Samsun'a cezaevinden yolcu alıyorsun. Otogara girmiyorsun diye 40 liraya sana yolcu veriyorlar. Hani yolcu gelse bana dese ki kaptan benim 50 liram var seni götüreyim dese, diğer yolcu hakaret olmasın diye onun yolcusuna 40 lira, yani 50 liraya yolcu almıyorum. Ancak otogara girmekten kaçtığımız için 40 liraya yolcu taşıyorsun. Ondan sonra bu üçüncü köprü, ikinci köprü mevzusu.
bu ülkede ekonomik yapmamız gerekiyor. Bizim yani ufak değil, bizim gerçekten çok sıkıntılarımız var ülke olarak. Terör var, ne bileyim sana hırsızlık var, yok işte FETÖ'sü var, yok bilmem nesi var. Bütün her şey kişilerin sırtına yüklenirken. Ben orada ikinci köprüden Alibeyköy'e geldiğimde 19 kilometre sonra geleceğim. Üçüncü köprüyü kullandığım zaman da 100 kilometre sonra geleceğim. Burada kimin zararı var? Kişisel olarak benim var ama ülke olarak baktığında burada bir tane Bülent Deden'in arabası çalışmıyor ki. Burada ne kadar araba var? Bunlara hiç kimse değinemiyor mu? Yani bizim devletimizde Ulaştırma Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız ya da ne bileyim valimiz, kaymakamımız yok mu? Yani bizim sıkıntılarımıza elini tutacak. Biz kimseden ekstra bir para istemiyoruz. Kendi yağımızla kendimiz kavrulacağımızdan zaten eminiz. Biz sabah saat 5.30'da İstanbul'a geliyoruz. Üçüncü köprü kullandığım zaman 9'da geliyor. Onda uçağa binecek olan bir yolcum benim nasıl gidebilir? Var mı bu ülkede yani buna el tutacak veya bize sahip çıkacak bu konuda? Yani herkes para konuşuyoruz, başka bir şey konuştuğumuz yok. Biz şimdi arkadaş çıkmış, sağ olsun ben dinledim arkadaşın çocuğun şeyini. Arkadaş tır şoförü, otobüsçü olmaz ya da ne bileyim belediye otobüsler. Bunlar değil, bizim gerçekten ülke olarak çok şeye ihtiyacımız var. Her şeye ihtiyacımız var. Ekmeğe, suya, gaza, zamana, saniye, her şeye ihtiyacımız var. Ama var mı bana gösterebileceğin kimse, var mı? Buna şey yapacak, yardımcı olabilecek. Sektör, sektör, sektör. Her, sadece lafta bu, başka bir şey de yok. Uygulamada hiçbir şey yok. Gidelim şimdi 10 tane araba bir araya gelelim. Şans anlamında söylüyorum. Tabii ki biz o anda ya kafamızı koparırlar ya arabamızı yakarlar. Çıkmayacağız otogardan. Bu pislikler temizlenmesi lazım. Biz burada şey istiyoruz yani özgürce, çağdaşça yaşamak istiyoruz. Burada duşa girip duş yapmak istiyoruz. Ya da ne bileyim biz burada oturup yemek yemek istiyoruz diye. 10 araba çekelim kenara çıkmıyoruz diye. İnsanların fikirlerine herkesin saygısı olması lazım. Ben Cumhurbaşkanı'nı eleştirebilirim. Başbakanı eleştirebilirim, milletvekilini eleştirebilirim. Ancak rencide edemem. Ben ondan talepte bulunurum. Derim ki arkadaşım bak sen benim ülkeme geldin. Bana hizmet için geldin. Doğru mu? Bu hizmeti gelip de Cumhurbaşkanı yapmayacak şeye, ne diyecektim sana, otogara. Bu hizmeti belediye yapacak. Bu hizmeti Cumhurbaşkanı olsun, Başbakan olsun talimat verecek. Bu insanlara hizmet verecek. Var mı arkadaşım bana izah edebiliyor musun? Bildiğin var mı? Gel gidelim, beraber gidelim yanına. Ben kimseden çekinip korktuğum yok. Var Otobüsçüler Federasyonu hani? Dediğim federasyon var ama nerede? Hiçbir ilgisi yok. İşte yani. Hani ben bunu izah ediyorum. Bunu izah ediyorum. Güzelim meslek, pırıl pırıl giyinmişiz. Bak evden çıkarken hepimiz ailemiz Allah'a ısmarladık. Hadi biz gidiyoruz. Herkese bir rızık için. Bırak kazayla ölmeyi. Bak kazayla ölmek o Allah'tan gelir. Yaptığın hatadan gelir ya da ne bileyim karşındaki arkadaşın yaptığı hatadan gelir. Ancak otogardan geri gelmeyeceğine dair yemin ediyorum gelebileceğini evine izah edemezsin. Ben otogara gidiyorum ama akşama geleceğim diyemezsin otogarda. Çünkü abi böyle bir şey yok. Yok böyle bir şey. Yani hırsızlık istemediğin kadar, ne bileyim sana yan kesicilik istemediğin kadar. Yok yani öyle konuştuğun zaman onlar Suriyeli ya da onlar Kürt, onlar. Ya böyle bir şey yok. Kürtler bu memlekette iç içe yaşıyorsa konu o değil. Konu emniyet sıkıntısı var. Konu takipatsızlık var. Kaç tane güvenlik var orada otogarın içerisinde. Akşam saat 6'da çıkacağız. Hiç kimseyle konuşma, sadece kapının ağzından tut. Herkes sanki böyle hani minibüsçü gibi oradan dalıyor oradan da. Ya sen nasıl bir otobüs şoförüsün? Sen nasıl bir otogarsın ki herkes keşmekeş dalıyor orada, hani oradan dalan böyle bir şey, böyle bir şey yok ki. O minibüsçü gibi bir kişi yolcuya minibüsçü mesela birinin önüne dalar, birinin bilmem ne sebep. Ama sen böyle bir şey değilsin ki, kapkaç değilsin ki. Nerede o güvenlikler var orada? Bir tane söyle bana, çıkıp da yön veren arkadaşına, oraya gelenlerden otogarı çok iyi bilmeyen arkadaşımız da vardır. Doğudan gelmiştir, adam bu taraflara çalışmazdır. Nasıl çıkacağını bile bilmeyen kaç tane arkadaşımız vardır orada. Var mı böyle bir şey? Bana izah edin arkadaşlar. Hani bilmiyorum yani, gerçekten kafa ağrıtıyorum belki ama hani ben böyle çok sıkıntım var burada. Ben sabah saat 6.30-7 otogara geliyorum. Yemin ediyorum 8 olmadan arabayı yazarın kapısına çekiyorum. Arabanın tamirini yaptıracak olduğumda 1 saat kala geliyorum ki hani o tamiri ona göre hareket ediyorum. Ya da yağ değiştireceksem 2 saat önce geliyorum, bilmem ne yapıyorum. Yani korkuyorum ben bu memlekette buraya gelmeye. Cebinde parayla gelemezsin. Ben yazarlardan emanet para verilir, bilmem ne olur. O parayla beraber oralarda gezme şansın hiç yok. Her taraf aynı. Her taraf otogarın tamamı aynı. Yetkilisi kimse çıksın. Benim telefonum da var. Çalıştığım şirket de belli. Gelsin desin ki bana veya bana haber çağırsın, ben gideyim yanına. Burada emniyet var da sen neden yalan söylüyorsun desin. Başka bir şey söyleyeyim sen. İşlikten tatamız olacağız. Yani başka bir şey söylemeyeceğim. Göreceksiniz. Yani buraya hiç bu şey
Galip Öztürk'ten büyüğümüz hiç girmiyor mu? Ya da bunun hiç haberi yok mu bu tür şeylerden? Veya buna hiç kimse, arkadaş böyle böyle bak bizim burada bir iş yerimiz var. Buraya gel bir el at ya da ne bileyim bir yetkiline haber ver, burayla ilgilensin diyecek hiçbir arkadaşı yok mu? Yönetim diye bir şey yok. Yönetim sadece para alıyor. Çıkacağım şimdi. Bak. İlk almış olduğum yolcu hangi koltukta oturursa otursun Gebze'ye tam 3,5 saat sonra varıyorsun. Bak 3,5 saat sonra. Bu adam Giresun'a 18 saat sonra varıyor. Kaç sefer gider seninle böyle 18 saatte? Ne 3. köprüye dön. Olmadı. 2. köprünün oraya kadar git. Oradan bu tarafa dön. Yani arkadaş ben gerçekten söylüyorum ki her gün evden çıkarken hevesle çıkıyorum ama karşıdan Gebze'yi aşana kadar yaşamış olduğum stres, yaşamış olduğum eziyet hiçbir yerde yok. Diyorlar ki otogar buradan kalkacak falan yere geçecekmiş. Yok işte cep otogarlar genelde işte Dudullu tarafına koyulacakmış, Gebze'ye koyulacakmış. Sözde hepsi var. Sözde hepsi var ama uygulamada hiçbir şey yok. Yok uygulamada bir şey. Yani ben yolcunun yerinde olsam gerçekten söylüyorum ki ben otobüsle yola gitmem. 300 liraysa uçak bileti 300 lira veririm. Ha, otobüslerin tamamı batsın. Hiç umurumda değil. Ben belki 100 lira fazla vereceğim ama hiç olmazsa rahat gideceğim. O zaman düzelebilir bir şeyler. %100. Artı sana bir şey daha söyleyeyim. Arkadaşlar iyi dinlesin. Yanlışım varsa bütün arkadaşlarıma telefonumu verebilirim. Bütün lokantalar, servis lokantaları, yolcuları gerçekten biplemek için, soymak için bütün var gücüyle sabah sarf ediyorlar. Daha önceki, bundan aşağı yukarı 3-4 ay öncesine bizim şeyde reklamsa da reklam olsun, değilse de şey olmasın. Kaynaşlı AKB dinleme testlerine uğruyorduk biz. 1,5 lira yapmışlardı lavaboyu. Ben oraya gelmeden Çekoil diye bir tane mazotçu vardı bizim memleketli. Ben oradan mazot alırdım ve yolcuma derdim ki bak buranın lavabosu ücretsiz. Gelin burada lavabo ihtiyaçlarınızı karşılayın. Ben de mazotumu alayım. Gidip orada restorana kendinizi soydurmayın derim. Bunu böyle yaparken tescilciler bana yemek vermemez oldu. Öğrendiler benim bunu yaptığımı. Belki içimizde ajan yolcumuz vardı. Belki böyle söyledi. Lavabo ihtiyacını 1 liraya düşürdüler. Ancak bir tek her şey lavabayla değil. 30 tane araba duruyor. Gece saat 2.30'da duruyoruz biz oraya. 30-35 tane araba yan yana diziliyor. İçeride 30 tane insan yok. Her bir araçta en kötü ihtimal ortalaması 30 kişi olmuş olsa 900 tane insan eder 30 araçta. Şu sakızdan 2 lira fark alıyorlar. 2 lira. Yani normal fiyatından 2 lira fahiş fiyat alıyorlar. Sadece en basiti bu yani. Diğer ürünlerden ne veriyorlar? Şimdi lokantalardan yazıhaneler para alıyorlar. Ben ülkem için hareket etmek istiyorum. 70 lira para alıyorlar bir araçtan. Günde 10 tane arabası dursun. Bir lokantaya 700 lira. 3 lokantayla İstanbul'dan köye varıyoruz. 2100 lira. Aya vurun, yıla vurun, seneye vurun, neye vurursanız vurun. Ben geçen yıl konuştuğumda daha önceki bir yetkiliyle beraber yılda 2,5 trilyon lira kayıt dışı para giriyor şirkete. Ancak şirketin hala iki yakası bir arada değil. Bütün devlet kurumlarına borçları var. Maliyeye var, sigortaya var, mazotçuya var, lokantaya var, var da var. Yani bir şirketin lokantaya nasıl 700 milyar lira borcu olabilir? Ne yedin sen? Düğün mü yaptın orada? Hayır. Lokanta biliyor ki nasıl olsa bu araba sezonda gelecek. Her araba 10 tane araba dursa 46 kişiden 460 kişi bu arabadan bana gelecek. Ben bundan 1 lira alsam 460 milyon lira eder. Bakın bu çok basit bir hesap. Nerede bizim maliyemiz? Nerede bizim sigortamız? Nerede bizim icramız, kanunumuz? Ben şimdi burada bir hata yapayım ha. Bismillahirrahmanirrahim. Girdik biz 15 Temmuz otoparkına. Doğru mu? Gel şimdi. Ben burada bir hata yapayım. Hop polis benim kafamı koparır şurada. Ama yok kimse. Bana sahip gösterin diyorum arkadaşlar. Bak kızarsınız belki aynı şeyi söylüyor diye ama. Sahibimiz yok. Yönetici. Yolcunun sahibi yok. Yolcuyu ben inanın buna kendi bayanı olsun erkeği olsun. Tüm yolcularıma kendi annem, kız kardeşim, eşim kadar namusuna değer vererekten hareket ediyorum. Ama yolcuya sadece şoförün ettiği hizmet değil. Yolcu otobüs... Otogardan başlar, otogar bitimine kadar yani son hedefi Göreleme, Eynesil mi ya da Beşiktaş mı oraya kadar biz buna elimizden gelen hizmeti yapıyorsak yoldaki bizi tercih edip de durmuş olduğumuz lokantası, yazhanesi, lavabosu, ne bileyim sana
polisi, savcısı, herkesin eşit seviyede birbirine hareket etmesi lazım. Arkadaşım, Almanya'da bir tane ağacın dalını kopartsan, bunun yaşlısı genci yok. İnanır mısın? 80 yaşındaki kadın telefon. Al bak abi, seç, al, göster. Yani şey değil, bunlar bu gene en iyi yerde duruyor. Bir de aşağıda doğru. Bir dalgır sen ya da o memleketin sıkıntı, yani memleketin çıkarına iğne ucu kadar hata yapsan, 80 yaşındaki kadının ağzına bakıp da devlet ceza yazıyor yapan kişiye. Burada bana bir tane çöp kabı göster ve temizlenen göster. Biz İstanbul'uz ya, bizden başka İstanbul yok. Bizden başka İstanbul yok. Bizden başka bu kadar otobüsü olan bir ülke yok. Çıksın bir tanesi desin ki var falan yerde, sen görmemişsin desin. Bir tek burada var. Yöneticilerimiz bize sahip çıkmıyor. Bizim işimize sahip çıkmıyor. Yanında 3 tane personel çalışıyor. Bak, ayda 40 milyar lira sadece mazota para ödüyor. 3 tane personele 3, 6, 8 milyar lira, ben 3 tane eleman bakıyorum. Doğru mu? Kendim de kayıt olmak kaydıyla. Ayrıca bir tane daha arkadaşımız var. 4 oluyor. Yani 4 oluyor. 12 milyar lira ben nacizane kendim, kırık çaplı bir arabam var burada alt üstü. Bununla hizmet ediyorum ki ülkeme faydam olsun diye. Ama ülkem bana hangi çeşit hizmet ettiğini izah etsinler. Bunun hangi kurumdan olursa olsun ben herkese açayım. Herkese açayım. Yani belki beni ya ne kadar gevezeymiş de, ne kadar siyasetçiymiş de diyecekler, desinler. Çok önemli değil. Ben bildiğimi söyleyeyim, onlar bildiğini yapsın. Onlar da bildiğini yapsın. Kardeşim teşekkür ediyorum herkese. Çok sağ olsunlar. Kimin kafasını ağrıtmışsam, kime dokunan bir şey olmuşsa onlardan da özür dilerim. Ancak duyarlı olun. Herkes birbirine saygılı olsun. Aynen. Çıkış kağıdımız elinizde. Çıkış kağıdın elinde mi? Son kontroller yapılıyor. Ne oldu söyleyeyim? Ne hissediyorsun? Nasıl yani ne hissediyorum abi? Ne anlamda? Uzun yola çıkıyorsun şimdi. Biz yola çıkacağımız zaman içimizde bir heyecan var. Sen ne hissediyorsun? Sevdikleri kavuşturacağız birbirlerini Allah'ın izniyle. Bayramda çalışıyorsun. Çalışıyorum abi. Ha geliyor. Gel gel gel. Şimdi çıkalım abi. Tamam. Gel sen rest gel gel. Gel. Evet, soldan mı düz mü gelecek, sağdan mı gelecek? Düz gelsin abi şu anda. Gel öyle doğru gel gel. 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 Can nasılsın, iyi misin? Sağ ol abi, hoş geldiniz aramıza. Hoş bulduk. Kındı Galeri 28 Rize Gürosu 0-0 alacağımız, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Az önce babanla konuştum. Evet. Babam bayağı doluydu. Tabii dolu. Yaşadığı olaylardan dolayı biraz dolu. Şu anda orta kapıdayız. Muhtemelen motorun sesi çok geliyordur. O da orta kapıda olmamızın sebebi içeride yolcular var. Tabii yani. Onları zamanımız yetişmediği için aynen burada çekime devam ederiz. Bir de kameranın şarjı çok yok ben. O yüzden fazla şey yapmayacağız. Şimdi sana ilk olarak bir tane takipçimin sorduğu soruyu soracağım. Tabii. Yasemin adında bir takipçim sordu. Dedi ki aylık ne kadar maaş alıyorsun? Aylık. Aynen. Aylık maaşım 200-200'e geliyor. 200'e geliyor. Evet. Memnun musun şimdi? Memnunum. Tabii ben yani asıl yani muavinle yetişmiyorum. Çünkü muavinin sonu yok. Yani sen şoför oldun. Tabii şoförle yetişiyorum yani. Çünkü muavinin yani sonu yok dediğim gibi. Tavsiye eder misin? Bu işi mi? Aynen. Ya heves olarak iyi, güzel. Tadı var ama biraz da zor yanları var. Zor yanlarda uykusuz kalıyorsun. Kaldığın günlerde ama zevkli yanları da oluyor. Hele kaptanın bizimkisi gibiyse, Bülent Dede'yle, Bilal Kaba gibiyse. Az önce gördüler. Tabii zevkli yanları çok var. Öyle sinirli değil. Yok sinirli değil, hayatta sinirlenmez. Zaten sinirlenmez mi? Zaten sinirli yolu yürümez abi. Sinirli şoförle yapılmaz. Aynen. Peki sinirli araba. Yolu.
Kaç model nedir? 2012 model. 2012 model. Yalnız makyajsız kasa. Aynen. Bir onun bir üst kası makyaj oluyor. Biz makyajsızını aldık abi. Başka Euro 4. Euro 4 pardon abi. Kafam karıştı. Nasıl arabadan memnun musun? Arabadan memnunum abi. Allah'a şükür. Sizin arabanız değil mi? Tabii bizim arabamız abi. Vay. Her kişinin hayatına tabii sahip oldu. Ya sen, Allah. Sen de retarder sesinde uyumayı seviyor musun ya da uyuyor musun? Retarder sesi benim için başkadır abi. Herkes için başkadır. Yani abi o ses. Tam bu işten vazgeçiyorsun mesela. Bir retarder sesi duyuyorsun. Tamam bitti iş. Zaten arada geliyordur mikrofon. Peki. Sen daha önce yine Travego 130 yaptın mı ya bildin mi? Yani ben başka yerlere seyrederken genelde Travego soruyorum yani yalan yok abi araç ne diye. Turizmo'da zaten almıyorum bilet. He. Ne yapılansa %50-%50. Sen Travego'cusun. Travego'cuyuz abi. Peki. 2005'ten beri. Yeni Travego'da çalışmadın değil mi? Yeni Travego'da çalışmadım. Da çalışmam. Yani hiç peki uzun bir yere gittin oradan? Yeni Travego'yla mı abi? He. Uzun bir yere gittim derken bir kere bu arabanın yoluna gitmiştim. Nereye gitmiştim? Bolu'ya kadar gitmiştim. Bolu Kuzeyde kadar gitmiştim. Oluyor. Evet, o da uyuyor gitmiştim abi. Bu arada şimdi yeni Travego'da yolculuk yaptım kısa olarak. Yani Bolu'ya kadar evet. Çok geliyor. Bunda da o kadar geliyor mu? Bunda o kadar gelmiyor abi. Yani ne farkı var? Onda yani biraz daha güçlü onun fanı. Ha. Havalandırma sistemi biraz daha güçlü. Diyorsun. Evet. Şimdi ben bilmiyorum çok teknik bir yani. Onun fanı onun üstüne. Mesela araları daha geniş. Onlar fan açıkları evet. Peki konfor bakımında? Konfor bakımında tabii ki o. Yıldızdan şaşmıyoruz. Tamam. Koltuk alırı falan koltuk alırız. Bari Fındıkkale Giresun yapıyoruz değil mi? Evet Giresun abi. Biz Göreli'ye çalışıyoruz ama. Göreli'ye çalışıyoruz. Evet Fındıkkale Göreli bizim. Şimdi kaç saat gideceğim buradan Göreli'ye? Şu an yoldayız zaten. Ya Allah'tan bir şey gelmezse 16 saat oradayım abi. 15-16 evet. Kaç kilometre ki? 1050 kilometre. 1050-1100 kilometre. Yani yolcu dağıtmaya kalkarsak arayla 1100 kilometreye çıkıyor. Peki kaç defa duruyorsun yolda? 3 kere molaya duruyorum. Bir de sabah namazını duruyorum abi. Başka da durmuyorum. Yani genelde çocukların ihtiyacı olduğu zaman yine duruyorum. Aynen. Peki ikram ne kadar veriyorsun? İkram abi çıkarken, Gebze'den çıkarken bir kere yapıyorum. İkramın arkasına suyumu dağıtıyorum. Tesisten çıkarken sadece sıcak servis yapıyorum abi. Çay, Nescafe gibisinden. Ondan sonra işte abi Osmancık'ta yine suyumu dağıtıyorum. Su, kolonya, şeker. Sabah çarşambadan çıkarken soğuk sıcak ikramla yapıyorum abi. Ondan sonra oradan çıkarken abi yolculuğumu dağıtmaya başladığım zaman yine oradan çıkarken Giresun'a kadar Giresun, Göreli arasında yine sıcak sade yapıyorum abi. Ondan sonra daha yapmadım. Kolonyamı dağıtırım. Yolcularımı ve alışıyorum. Tamam yolculuğum biter abi. Peki senin yattığın yer neresi otobüste genelde? Nerede yatarsın? Yani boş olduğu zaman genelde şurayı kapatalım. Emniyet kemerini çekelim çünkü yolcular arkada dalmasın diye. Arkada dörtte yatarım. Arkada dörtte? Evet şoför de beni idare eder. Park ettikten sonra nerede yatarsın? Mesela evinin olmadığı bir yere gittiğin zaman. Yatak yerinde. Yatak yerinde. Evet. Şoförler uyuyor mu? Şoförler uyuyor. Ama bana şey yapmıyorlar abi. Ben yatırım yani. İki çift nevresim takımımız var abi. Hı-hı. Kirlendikçe ben yıkat duruyorum kuru temizlemecilerde. İşimizi öyle görürüz. Hı-hı. Yani pis kalmıyor yatak yerimiz. Hepimizin yastığı var 3 tane. Yani yatıyorum yani abi. Bazı şoförler yatırmıyor şu arkadaşlar ama yani olmaz yani öyle iş. Yük durumun nasıl? Abi şu an sezondayız. Yük durumu biraz fazla. Gidiş fazla, dönüşte fazla olmuyor ama. Dönüşte fazla? Evet. Peki zorlanıyor musun? Tabii zorlanıyorum abi. Genelde full dolu mu geliyorsun? Full dolu geliyorum. Dönüşte mesela tişört giyiyorum. Gömleğim pislenmesin diye mesela. Yolcularla aran nasıl? Aram yolcularla Allah'a şükür iyi abi. Bizde giren bir ay geri demek istiyor. Az önce de sen bir abiye sordun. Evet bir abiye sordum. Bir ayda 6 kere bize dönüş yaptı, giriş yaptı. Memnun o zaman. Memnun abi mi? Evet. Allah'a şükür memnun. Peki senin de otogarlardan sıkıntın var mı? Var abi olmaz mı? Mesela neler? Bir iki ufak mesela geldiğin pislikleri, aynı. Çöpler. Temizlenmiyor değil mi? Evet kokusu abi. Orada araba temizlenmiyor. Hayatta yıkamam mesela. Bir su bulduğunuz zaman hemen yerler çamur topluyor. Arabaya bir daha çıkamıyorsunuz. Hemen halılar çamur oluyor yani. Değmez yani oraya araba çekmeye. O yüzden evimizin önüne çekiyoruz abi. Aynen sırf o yüzden yazanlığa çekiyoruz. Evet yazanlığımıza çekiyoruz abi. Evet şimdi biz Alibeyköy'e geldik. Alibeyköy garajına geldik evet. 6 otogardan çıktık. 6.30 Alibeyköy garaj. Aynen istiyorsan vedalaşalım. Tamam abi vedalaşalım. Bir şey söylemek istiyor musun? Ben izleyenlere teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim bizi izlediğiniz için. Aynen. Kendinize herkesin kazası belası yolculuklar Allah'a emanet olun. Aynen Fındıkkale'ye de. Fındıkkale evet 28 Rize girersin 001. Aynen.
can arkadaşına yolculuk yapmak isteyenler gelebilirler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.